Evet arkadaşlar, merhaba, merhaba. Bu video şu an üçüncü video çektiğim. Çünkü çektim olmadı. Çektim, yükledim, ses yok oldu. Şimdi yeğen aradı, amca bu da olmamış dedi. Şimdi üçüncü video çekiyorum size. Arkadaşlar, ben yolculuğumun sonuna doğru gelmek üzereyim. Avusturya'ya girdim. Şu an Viyana yakınlarındayım. Bir OMV'ye girdim, mazot aldım. Size Avusturya'daki kapı konusunda bir kısa bilgi vermek istiyorum. Pek fazla bir şey olmadı. Ama GoPro'larını göreceksiniz zaten. Sonradan yükleyeceğim video, yani büyük videoda göreceksiniz. Yani bayağı bir kuyruk vardı. 4-5 sıra falan vardı galiba. Önümde sayabildiğim herhalde bir 35-40 araba vardı. Yani böyle en uçtaki arabayla geriye doğru saydım. Yani çok kalabalıktı. Ben dedim ki Allah Allah, ne oluyoruz ya? Acaba dedim, derece mi ölçüyorlar, ateş mi ölçüyorlar giderken? Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun mu soruluyor teker teker. Yani bir sürü kafamda böyle, büyük ihtimalle herkesin kafasında bu geçmiştir orada kuyrukta bekleyenlerin. Adım adım ilerledik. Yaklaşık bir 25 dakika, 30 dakika falan sürdü. Ondan sonra yanaştık. Çalışanlar oradaydı. İki arabaya geç diyor. Ötekini durduruyor. Diğer kuyruk, diğer sıralar da aynı şekilde. Yani anlam veremedim. Neden bu gecikme? Sonra dikkat ettim. Diğer şeritteki arabalarda böyle 2-3 tanesini durdurmuşlardı. Avusturya plakalıydılar. Ve şoförlerden evrak istediler. Yani herhalde nereden geliyorsunuz, yani nerede kalıyorsunuz? Bu karantina olayı bilmiyorum. Avusturya'da hala var mı yok mu? Form doldurulması gerekiyor mu onu bilmiyorum. O yüzden bilmediğim konu hakkında da bilgi veremiyorum. Ama izlediklerim buydu. Önümde çünkü... Önümdeki nerenin plakasıydı ya? Alman plakası olması lazım ama başka plakalar da vardı. Hollanda vardı, İngiltere vardı. Romanya vardı, Sırbistan vardı. Macar vardı. Yani bir sürü karışık ama genelde durdukları Avusturya plakalı arabalardı. Yani bundan benim anladığım bu. Bana geç dedi. Bana geldi sıra, tamam devam et dedi. Beni durdurmadı, hiçbir şey sormadı ama tek dikkat ettiğim şey, hepsinin elinde birer tane sayaç vardı. Sayaçlarda her geçen arabayı tık 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 sayıyorlardı. Vallahi bilmiyorum. Avusturya bu şekilde girdik. Engin Eser, sen demiştin bana Avusturya'dan abi çekim yapabilir misin diye. Canlı yayın yapamıyorum çünkü abone sayım düşük. 1000 olması gerekiyor. 1000'e kadar daha yolumuz uzun. Ama sizlerin desteği, sizlerin yardımıyla bu 1000'i de herhalde bir an evvel ulaşırız ki canlı yayın yapayım ben de. Size taze taze böyle olay yerinden, böyle hani haberlerde olur ya, sıcağı sıcağına Mehmet Asır dostum gibi sıcağı sıcağına haber vereyim ama veremiyorum, ne yapayım. İşte böyle kısa videolar yapmaya çalıştım. Sağ olsun yeğenim Kadir Ölmezkaya da. O benim hesaba girebiliyor. Ben buradan yüklüyorum. Gizli yapıyorum. O Türkiye'den benim hesaba giriyor. Videoyu indiriyor hesabına, bilgisayarına. Ondan sonra etiketleri falan koyuyor. Cart işte biraz oynuyor üzerinde. Ondan sonra yüklüyor. Yani bu şekilde çalışıyoruz. Yani emek çok var arkadaşlar. Çok çok emek var. Tabii her duruşumuz, her video çekişi tabii bunun 20 dakika, 30 dakika zaman kaybı da. Ama sizler için tabi yapıyoruz bunu, sorun değil. Önemli olan siz videoları beğenin, yorum atın, paylaşın, abone olun, bildirimleri açın, gerisi kolay. Evet, Almanya'ya girişte çekim yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum çünkü oranın durumu nasıl onu da bilmiyorum. İngiliz plak olduğum için belki beni durdurmayabilirler, geç diyebilirler, transit yolcu olacağım için. Alman plakaları herhalde farklı işlem yapılıyordur veya yapılmıyordur. Veya lokal, yeresel belediyelerden herhalde galiba şeylerinizi yapıyorsunuz. Bu arada e-nabızı düşmüştü tabii sabah benim
test sonucu Allah şükür negatif çıktı. O yüzden o da bir rahatlık tabii. Gayet de kolay yani. Barkodunu yazıyorsunuz, hemen çıkıyor sonucu. Evet, benden şu anlık bu kadar. Vedalaşayım mı bilemiyorum. Dedim ya, Almanya'ya girişte çekim olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Söz vermiyorum. O yüzden şimdilik hoşça kalın diyorum. Avusturya'dan, Viyana'dan. Bu gece evdeyim. Bir gibi falan gösteriyor. Yol herhalde tıkanık bir yerlerde. Uzun gösteriyor varış saatimi. O yüzden belki bir yerde yatabilirim. Dinlenmek amaçlı. Saat da 6 ya. Bu saatte yatılmaz ki arkadaş. Vallahi bilmiyorum, herhalde abimi bir de rahatsız edeceğiz. Yani gidebilirsem gideceğim. 6 saat, şurada 7 saat bir yolculuk kaldı. Evet. Görüşmek üzere. İnşallah bu video şimdi olmuştur. 4. videoyu çeker. Yani inşallah çekmeyiz yani. Haydi hepinize tekrar hayırlı akşamlar, iyi pazarlar tekrar.